23 Ekim Cuma günü İstanbul altılı tahminlerimi vereceğim. Şimdi ilk ayak 5. koşuyla başlıyor. Handikap 21 bir yarış, 3 yukarı İngilizler, 1400 Çim. Yani ben bu yarışı koşturduğumda 5 numaralı Canbaz'ın önde gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Kocakaya çıktı bitirdi de deneyebilir ama önde gideceğini, kafayı alacağını düşünüyorum. Tipi tipinde yine... Ee önlerde gideceğini düşünüyorum 1 numaralı tipi tipi'nin. Şimdi geri kalan 2 3 4 de yani 2 numaralı Gold Polat, 3 numaralı Lex Talionis, 4 e, numaralı da Uğur Babam bunların da e, geride gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani 5 kaçar, 1 arkada 2 3 gibi gider. Gold Polat 2 numaralı Gold Polat, 3 numaralı Lex Talionis, 4 numaralı Uğur Babam da arkadan split'le gelip kazanmak isteyecekler. Şimdi ben tipi tipi çok beğeniyorum, seviyorum. Yani kazanmasını da normal şartlarda biniyorum ama şimdi yarın Ercan Çankaya'ya binecek. E Gold Polat burada yine çok beğendiğim bir safkan ama 62,5 kilo koşacak ve Furkan Yüksel ile koşacak. Yani normalde ikisinden birinin kazanmasını bekliyorum ama burada Lex Talionis ile Uğur babamı da tehlikeli görüyorum arkadaşlar. O, o yüzden de benim ilk ayaktaki sıralamam 1, 2, 3, 4 yarışında bu dördü arasında olduğunu düşünüyorum. Dördünden birinin kazanacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi normalde tipi tipi seviyorum. Gold Palat'ı çok tutuyorum ama hem kilo hem jokeyden dolayı da 3 numara ve 4 numarayı da burada es geçemiyorum arkadaşlar. O yüzden ilk ayak 1, 2, 3 ve 4. Şimdi ikinci ayağa geçersek ikinci ayak bir Maiden koymuşlar. 3 yaşlı İngilizler 1600 şimdi ve bugüne kadar başarılı olamayan safkanlardan oluşuyor. Yani burada biraz kalabalık geçmek gerekiyor arkadaşlar. Yani burayı Maiden'ı maalesef kalabalık geçeceğim çünkü yani bana bir şey veren safkan yok burada. Bir de e, Maiden yani her türlü sonuç yazdıklarımızın harici bile çıkabilir. Hem de kalabalık bir yarış ama ben burayı kalabalık geçeceğim. Bu ikinci ayaktaki meydandaki sıralamam 1 2 3 4 6 9 ve 10 arkadaşlar. Yani bu kadar kalabalık geçmek zorundayım. 17 safkan ne yapacakları belli değil. Dediğim gibi ikinci ayaktaki sıralama 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10. Şimdi üçüncü ayağa geçersek üçüncü ayak grup 2 bir yarış. 3 yukarı İngilizler 2000 sentetik. Günün zevkli yarışlarından biri. Ben burada 3 numaralı aslan adamın kafayı alabileceğini arkasında da şarpanın gideceğini düşünüyorum. Ama şarpa zaman zaman kafayı da alıp kaçıp bitirmek istiyor. Yani yarın öyle bir şey yapar mı? Pek tahmin etmiyorum. Yani iki gibi gidip düzlükte atlayıp kazanmak isteyecek ve çok tutuyorum. Yani en tuttuğum zaten Safkan. Ve yani meydanları kalabalık geçmek zorunda kaldığım için yani burada banko tercihini kullanmam gerekiyor. Çünkü burada her ne kadar bakılsa da yani burada King Serkan ve Bitcoin de aslında tehlikeli. Hatta bana sorarsanız burada Carrot bile tehlikeli. Normal şartlarda Kazanacağını düşünmüyorum ama gününde olursa hepsini hoplatabilir. Yani öyle bir safkan aslında ve yarın da Akın Sözen binecek. E kurtalar o var. Yine Ahmet Çelik binecek kazanma şansı var ama ben dediğim gibi Şarpa'yı çok sevdiğim Hişman da biniyor. Yarın iki gibi gidip atlayıp kazanmasını bekliyorum. E çok safkan yazamayacağım için de 2 numaralı Şarpa 3. ayaktaki bankom arkadaşlar. Dördüncü ayağa geçersek Handikap 16 bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 2100 Çim. Şimdi burada ben 2 numaralı Zaldır'ın, 1 numaralı Teen Spirit'in, 3 numaralı Live The Moment'ın ve 4 numaralı Yaşama Sevinci'nin önde gitmesini bekliyorum. Yani normal şartlarda 2 numaralı Zaldır kaçtı bitti bile mesafeyi yani çok açıp deneyebilir. Öyle başarılı olduğu çok önceden yarış vardı. E sonra bir 2-3 gibi gitti atlayıp kazanmak istedi. Bir arkalarda gitti gelip kazanmak istedi. Yani sahipleri Fedai Kahraman her türlü koşturdu. 3 yaşlı İngilizler yani aşama kaydetmesini istedi Safkan'ın. E yarın yine nasıl koşacağı belli değil. E burada Teen Spirit Live the Moment var. Yine onların çok başarılı olacağını düşünmüyorum. E burada iyi Safkan kaliteli Safkan yine işman çizeyim mindi. Önlerde gidip atlayıp kazanmak isteyecek yaşama sevinci var. Benim beğendiğim, tuttuğum bir safkan aslında. Ama yarın ben burada yine bir tek tercih ve sürpriz tek tercihi kullanacağım arkadaşlar. Çok beğendiğim, çok iyi aşama kaydettiğine inandığım, kilo avantajı olan Kuva Babayı ben yarın yani 5 numaralı Kuva Babayı kuponumda tek olarak değerlendireceğim. Arkadan gelip sprintle kazanmak isteyecek ve Gökhan Gökçe yani tanıyor safkanı. Ve ben arkadan sprintini çok beğeniyorum. 2100 mesafenin ve 53 kilonun ona çok yarayacağını düşünüyorum. Bu formsuz gruptaki diğer ondan yani önde gözüken, kaliteli gözüken, daha tecrübeli gözüken safkanları da ekarte edeceğini düşünüyorum. Arkadan gelip sprintle kazanacağını düşünüyorum. Dördüncü ayaktaki Bankom'da 5 numaralı Kuababa arkadaşlar. Şimdi 5. aya geçersek İstanbul koşusu kupalı bir yarış. Grup 3 dişi 3 yukarı İngilizler 1600 çim. Yani bu yarışı koşturduğumda da ben 5 numaralı Luna Lovegood ve 1 numaralı Angeletta'nın önde gideceğini düşünüyorum. Yani Angeletta'nın aslında Luna Lovegood'u Ahmet Çelik'i bozacağını yoracağını düşünüyorum. Yarışın da aslında 4 numaralı Flashing Girl ve 5 numaralı Luna Love Good arasında olduğunu düşünüyorum ama burada çok beğendiğim 4 numaralı Flashing Girl'ü pişman çizikle bu yarışı yani rahat alacağını düşünüyorum. Arkadan sprintle gelip kazanması lazım bana göre. Çünkü yani 4 numaralı Flashing Girl'ü buradaki safkanlardan daha üstün görüyorum. Prior var ama yani Prior baş edebilecek durumda değil bence Flashing Girl'le. Yani o yüzden 5. ayaktaki Bankom'da 4 numaralı Flashing Girl büyük bir ihtimalle yarın favori çıkabilir. Hatta Sharp'a da favori çıkabilir. Yani 2 ayak önceki Sharp'a da favori çıkabilir. Buradaki Flashing Girl de favori çıkabilir ama Flashing Girl de buradaki Bankom arkadaşlar. Ama bir önceki ayakta da sürprize Kuva Baba'ya tek atacağım banka olarak. Son ayağa geçersek yine arkadaşlar Maiden 3 yaşlı İngilizler. 1600 Çin ve yine 17 Safkan var. Yani burayı da kalabalık geçmek gerekiyor. Yine başarısız olmuş Safkanlar. Tabi burada biraz daha az koşmuşlar da var. Yani yine her türlü sonucun çıkabileceği bir yarış. O yüzden ben burada yarın yine biraz kalabalık geçeceğim. Sıralamam da arkadaşlar 6, 8, 11... 15 ve 17. Yani yine küçük çaplı bir kupon verdim. Umarım başarılı oluruz. Herkese bol şans diliyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.